masamı deldim ve üstüne bir ağaç diktim. Bakın şimdi bunun neden olduğunu ben size kendi ellerimle anlatacağım. Karaburun'dan merhaba. Efsanevi benim için. Efsanevi bir yarımada. Karaburun. Evet. Karaburun'dayız. Böyle masayı deleyim, içine de bir tane ağaç dikeyim dedim. Ağaç değil tabii ki, bu bir dal. Peki bu dalda ne görüyorsunuz? Bu dalda ne var diye baktığınızda, işte Karaburun'a geldiyseniz sürprizlere hazır olun. Hele hele Böcek Reis buralara geldiyse kesinlikle eli boş dönmez. Bakın bakalım ne var orada. Şöyle ipuçları vereyim. Şuraya bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle ağacımı döndüreyim. Hareket başladı. Hareket başladı. Bunun üzerinde 6 tane sopa çekirgesi var. Bunun üzerinde 6 tane sopa çekirgesi var. Renkleri kızıl var, 2 tane yeşil var. Kızıl daha çok. İşte kızıl, gri, sarımsı, 2 tane de yeşil olmak üzere tam 6 tane sopa çekirgesi var. Bakın hiçbir yerden satın almıyoruz. Bizim coğrafyamızda çünkü ben çocukken görmüştüm, sopa çekirgesinin olduğunu biliyordum ama görmüyordum uzun zamandır. İşte burada şu ufacık dalın üzerinde 6 tane. Bakın bir tanesi bu. Gel fıstığım sen. Gösterelim seni. Bakın. Şu anda ten rengime uygun. İlk yakaladığım bu. İlk bunu fark ettim. Hareketlere görüyor musunuz? Sallanan dal. Çok çok büyükler. Çok çok büyükler. Çık buraya. Evet. Yeşillerden bir tane gösterelim. O kadar kendi kamuflajlarına güveniyorlar ki hareket etmiyorlar. Dokunduğum halde. Evet, bir tanesi de burada bakın. İşte. Sopa gibi hiç kıvırdamadan duruyorlar. Sopa gibi dururken mesela şuna bakarsanız, şunu inanın bana dokunun, bakın dokunuyorum, hareket etmiyor. Şu anten gibi uzattıkları aslında bacakları. Bacaklarını, öndeki iki bacağını öne uzatıyor ve böylece tam bir bütünlük sağlıyor. Karaburun Yarımadası'nda her gelişimde gerçekten çok değişik canlılarla karşılaşıyorum. Bugün geldim Kasım ayının başları, Kasım'ın ilk haftasındayız. Hava çok güzel. Denize girdim, denizde araştırma yaptım. İlginç bir şey bulamadım. Karaya çıktım, karada araştırma yaparken ilk önce şununla şunu gördüm. İlk önce şunu gördüm. Bunu değişik bir dal diye düşündüm. Dala işte bir canlı yumurta falan bırakmış. Öyle hafiften göbek yapmış gibi falan düşündüm. Sonradan fark ettim. Hemen birkaç saniye içerisinde fark ettim ama. Buna kameramı odaklarken şu grilerden bir tanesinin elimdeydi. Öyle fark ettim. Sonra gözüm tamamen alıştı. Yeşili fark ettim. Sonra biraz daha baktığım zaman arka arkaya diğerlerini de fark ettim. Sopa çekirgeleri kamuflajda artık sınırları yıkmış. Yani kuralları bozmuş. İnanılmaz canlılar. Ve bu büyüklüğe bakın. Gelmeleri de çok kolay değil. Aslında küçükleri de vardır ama küçüklerini tabii ki bulmak daha da zordur. Doğanın içerisinde. Bakın dışarıdan dışarıdan böyle pet shoplardan falan satın almıyoruz. Tamamen doğada. Doğada gözlemleyeceğiz ve aynı ortamına bırakacağız. Sadece makro çekimler için bir tanesini, belki iki tanesini alırım. Diğerlerini bırakacağım orada. Çok fazla da nasıl bulunacağını göstermek istemiyorum. Bu tamamen görüş, bakış açısıyla alakalı. Biraz da içgüdüsel. Yani
Ben orada bir şey olduğunu sezinliyorum. Uzun zaman kalkıp bu canlılarla, özellikle kamuflajlı canlılarla ilgileniyorsanız sizin de duygularınız gelişiyor, duyularınız gelişiyor. Bende bu gerçekleşti. Ben bu çalıda bir şey olduğunu fark ettim. Durdum orada, baktım ve bunlardan ilkinde karşılaştım. Ve inanılmaz değişikler. Mesela bakın şu kızıl, bitkinin gövdesi rengini. Tamamen bitkinin gövdesinin rengini taklit etmiş. Hatta bitkinin gövdesinde bazı yerlerde açılmalar, bazı yerlerde koyulaşmalar var. Bunda da aynı şekilde. Mesela kafa kısmını daha açık yapmış. Yani bitki nasılsa aynısını yapmış. Şunlar daha çok, yeşiller daha çok uç kısımlarda, yaprak kısımlarında. Buldum ikisini de artık bitkinin dışına doğru taşmış vaziyette duruyorlardı. Yeşillerin üzerinde ve yeşiller. Yine griler, kızıl değil de griler. Gerçekten dalların, işte yaşlı dalları grileşmiş, gövdeye yakın dallar. Bunlar da tam o renkte. Hatta öyle ilginç ki dalların üzerindeki desenler bile var. Desenler bile var. Korkunç güzeller ya. Ben bunların bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Bu yaz bir arkadaş verdi bana, çok küçük bir yavru. Onu büyüttüm. Belli bir büyüklüğe getirdim. Sonra artık hava değişiminden mi etkilendi, ne oldu bilmiyorum. Çanakkale'den İzmir'e gelirken sürüngen dostlarından arkadaş hediye etmişti. Ama yaşatamadık onu. İzmir'e geldiğinde ölmüş buldum. Çok üzülmüştüm. Bakın şu anda elimde 6 tane yetişkin var ve değişik renkler. Müthiş bir duygu. Müthiş bir duygu. Denize sıfır. Makilik bir yerdeyim. Yeri tam vermeyeceğim. Ama Karaburun. Harika ya. Şu anda çaprazlama falan durdukları için daha rahat gözükebilirler. Dal düzenini bozdular çünkü. Doğalında dalla aynı hizada duruyorlar. Anten görünümlü ön ayaklarını uzatıyorlar. Dümdüz bir çubuk gibi. Müthiş canlılar. İşte sopa çekirgelerimiz, işte karaburun, işte böcek reis. Hadi bakalım. İnanılmaz bir şey göstereceğim size. İnanın şoktayım. İçgüdüsel olarak çalılara yoğunlaştım. Artık içgüdüler gelişiyor demek ki. Çalılara boş boş bakıyorum. Bakın ekranın tam ortasına bakın. Ben hayatımda ilk defa gördüğüm, sadece fotoğraflardan bildiğim bir canlıyı size göstereceğim. Şu anda bir tane de gözüm alıştı ya, bir tane daha hemen kameramın arkasında var. Bakın odaklıyorum. Şu anda tam ekranda bir kamuflajın, yani artık sınırlarını aşan, kamuflajda sınırları aşan bir canlı var. Bir tane de şu anda benim hemen nefesim geliyor, hatta konuşurken nefesim hayvana çarpıyor. O derece. Sopa çekirgesi. Şöyle tripodu ayarlayayım. Denize sıfır. Deniz sesinden anlayabilirsiniz. Makilikler, karaburun yine. Yine karaburun. Ve inanılmaz bir şey. Bakın tripod dursun. Bakın şu. Gördünüz mü sopayı? Şu sopa değil. Şu aman Allah'ım ya, şuna bak ya, şuna gel bak nasıl asılıyor, şunun güzelliğine bakın. Sopa çekirgesi müthiş bir şey, harika. Bakar mısınız ya? Evet, şu anda yine ekranda, bakın, şuradan
antenin ucu şuraya kadar. Şu canlıdaki yaşam mücadelesine bakın. Yaşam mücadelesine ve bizim doğamızın zenginliğine bakın. Şu sopa çekirgesi. Ve oldukça büyük bir sopa çekirgesi. Dokunuyorum bakın. Bildiğiniz bir ağaç. Bildiğiniz bir ağaç dalı. Gel bakalım fıstık. Gel bakalım fıstık. İnanılmaz böyle güzel bir şey ya. İnanılmaz güzel. Harikulade bir canlı. Harikulade bir canlı. İşte bakın nerede geçiyor? Burada. Bu çalıların dibinden, yanından geçersiniz. Oturursunuz yanında. Ama bunu göremez. Bakın buna alışkın olmayan göz bunu göremez. Bildiğiniz sopa. Elliyorum şu anda ama bakın bırakmıyor dalı. Bırak bakayım dalı. Şöyle dalınla beraber koparabilecek miyim? Harika bir şey ya. Öbürkü biraz daha sarımsıydı. Dalın tuhaflığı dikkatini çekti. Öyle fark ettim. Ama bunu görmek mümkün değil. Mümkün değil. Ve daha var mı? Biraz daha bakacağız. Neredeyiz bu arada? Bakın buradayız. Karaburun sahil. Her taraf bu bitkiyle dolu. Ki bu bitki varsa bu canlı da mutlaka vardır. İşte fıstık burada bakın güneşleniyor.